Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Kalijel jel nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Kalijel suda çözünen şekersiz bazlı saydam sarı renkte bir jeldir. Diş etine uygulanan bir üründür. Bölgesel ağrı kesici etki gösteren lidokain hidroklorür ve antiseptik etki gösteren setil piridinyum klorür içerir. Kalijel 20 gramlık alüminyum tüpler halindedir. Kalijel diş çıkarma ağrılarında ve diş eti iltihaplarına bağlı rahatsızlık ve huzursuzluğun giderilmesinde kullanılır. Antiseptik özelliği vardır. Kalijel çabuk etkileyerek ağrıyı dindirip bebeğin diş etlerini rahatlatır. Kalijeli kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise kalijeli şu durumlarda kullanmayınız. Eğer bebeğiniz lidokain hidroklorür, setil piridinyum klorür veya ürünün kendisine karşı aşırı duyarlı ise kalijeli şu durumlarda dikkatli kullanınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Herhangi bir istenmeyen yan etki görüldüğünde veya aşırı doz durumunda ilacın kullanımı kesilmelidir. Uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Kalijelin yiyecek ve içecek ile kullanılması, kalijel uygulama açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Kalijelin olası yan etkileri ise talimatlara uygun şekilde kullanıldığında yan etki meydana gelmesi beklenmez. Ancak erişkinlerde ve 12 yaşından büyük bir çocukta lokal enjeksiyon sonrasında lidokain hidroklorür aşırı duyarlılık şeklinde münferit olgular bildirilmiştir. Bu olgularda aşırı duyarlılık, solunumda hafif güçlükle seyreden, lokalize ödem veya jeneralize deri döküntüleri olarak bildirilmiştir. Bitkisel arama verici ajan içinde az miktarda bulunan bileşenlerden biri olan sarı papatyanın alerjik reaksiyonlara neden olduğu belgelenmiştir. Normalde sarı papatyaya aşırı duyarlılığın olması atopik bireylerde solunum güçlükleri şeklinde kendini göstermektedir. Sarı papatya içeren bitki çayları içeren kişilerde anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Hassaslaşmış bireylerde papatya içeren preparatlara karşı pozitif deri reaksiyonları gözlenebilir. İstenmeyen yan etki görülmesi halinde ilacın kullanımına son verilmeli ve bir doktora başvurulmalıdır. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Kalijel nasıl kullanılır? Diş çıkarma ağrıları oluştuğunda bir miktar kalijel bir parça pamuğa veya temiz bir parmağa sürülüp bebeğin diş etleri yavaşça ovulur. Doktor tavsiyesine göre doktorun özel bir tavsiyesi olmadığı takdirde 20 dakika sonra tekrarlanır. Eğer gerekliyse günde 6 kereye kadar uygulanabilir. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. Kalijel 3 aylık ve üzerindeki bebeklerde kullanılır. Uygulama yolu ve metodu ise kalijel şekersiz olup hoş bir tadı vardır. Kapak ters çevrilerek tüp delinir. Bebeğin diş etlerine yavaşça ovularak sürülür. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı kalijel 3 aylık ve üzerindeki bebeklerde kullanılır. Yaşlılarda kullanımı uygulanabilir değildir. Kalijelin saklanması. Kalijeli çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.